Merhaba. Şimdi, kompansasyon dediğimizde neyi kastediyoruz? Hatırlayalım. Kalp yetmezliğinde vücudun kan ihtiyacını karşılamaktaki becerimiz azalıyordu, öyle değil mi? kalbimizin ve vücudumuzun bu azalan beceriyi telafi etmek ve kan arzını sağlamak için bulduğu yönteme kompansasyon diyoruz. Kompansasyonda kan arzı kompanse edilir. Ancak kalp yetmezliğinde bu dekompansasyona da yol açabilir. Dekompansasyon durumunda en sonunda daha fazla kompanse edemediğiniz için belirtiler kötüleşir ve kalp yetmezliği kötüye gider. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Kompanse etmeye çalışırken birkaç temel yöntem vardır. Bu yöntemler ya atım hacmimizi ya da kalp atımızımızı yükseltir kalp debisinin atım hacminin kalp atım hızıyla çarpımı sonucunda bulunduğunu hatırlayalım. Yani bunlardan herhangi biri yükseldiğinde kalp debisi de yükselecektir. Bu konuda ilk olarak sempatik sinir sisteminin aktif hale getirilmesini inceleyelim. Bu bizim savaş ya da kaç tepkisine benzer. Diyelim ki ormanlık bir alanda yürüyüş yaparken bir ayıyla karşılaştınız. Sempatik sinir sisteminiz devreye girer. Kalp atışlarınız hızlanır, atım hacminiz artar. Yani kalbiniz sizi savaşmaya ya da kaçmaya yani koşmaya hazırlar. Kalp debisi yavaşladığında sempatik sinir sistemi devreye girer. Kalbinizde bulunan reseptörler aracılığıyla ona şunları söyler. 1- Atmaya devam et ya da daha kuvvetli kasıl. Bu atım hacmini yükseltir. Ve 2. Daha hızlı atmaya başla. Bu da kalp atımı hızını yükseltir. Ama bunları çok fazla kullanırsanız baskılanmaya başlar veya miktar olarak azalır. Daha az reseptör demek kalbinizin eski yanıtını vermemesi demektir. Şöyle düşünelim. E, diyelim ki evinizi taşıyorsunuz ve taşınmanıza yardım etmeleri için bir grup arkadaşınızı çağırdınız. Onların yardımcı olmaktan mutlu olduklarını biliyorsunuz. Taşınıyorsunuz ve sonraki hafta bir kez daha taşınmaya karar veriyorsunuz. Onları tekrar çağırıyorsunuz. Bana yine yardım lazım diyorsunuz. Onlar da peki bu biraz garip oldu ama yardım edeceğiz diyorlar ve geliyorlar. Sonraki hafta geldiğinde yeniden taşınacağım diyorsunuz. Bunu haftalar boyunca sürdürmeye devam ediyorsunuz. E böyle olunca arkadaşlarınız ilk olarak neden bu kadar sık taşındığınızı sorgulamaya, ikinci olarak da belki telefonlarınıza yanıt vermemeye başlar. Sempatik sinir sisteminde bunun gibi bir şeydir çok sık aktive ettiğinizde giderek daha az yardım etmeye başlar. Kompanse etmek için uygulanabilecek en önemli yöntemlerden biri de ön yükü artırmaktır. Ön yük ventriküllerdeki yani karıncıklardaki dolumdan sonra ama kasılmadan önce yani diastol sırasında mevcut olan basınç olarak tanımlanır. Karıncık dolduğu zaman duvarlar ve kalp kas hücrelerinin tamamı esner çünkü bu su balonunu doldurmaya benzer. Bir balonu suyla doldurduğunuzda suyun etkisiyle balon genişler, değil mi? Balonu daha çok doldurduğunuzda basınç ve ön yük artar. E doldurmaya devam ettiğinizde duvarları gittikçe daha fazla esner ve daha yüksek basınç veya ön yük oluşur. Bunu yapmak yani daha fazla doldurmak için vücut antidiüretik hormon yani kısaca ADH denilen hormonu ya da aldosteron hormonunu salgılar. Böylece dolum hacmini arttırır yani diastolün sonunda normalde ventriküllerde 100 mm varken belki artık daha fazla 115 mm kadar bulunur. Aradaki küçük fark pek fazla gözükmeyebilir. Yaklaşık bir yemek kaşığına denk geliyor ama kalp odacığını ve kasları biraz daha esnetmek için yeterli. Bu da iyi bir şey. Peki ama neden ön yükü veya dolum basıncını yükseltmek kasılma kuvvetini ve atım hacmimizi de yükseltir? Bunu lastik bir bant gibi düşünün. Lastik bandı ne kadar fazla esnetirseniz, bıraktığınızda o kadar kuvvetli döner, değil mi? Pekala. Sanırım burada çok fazla şeyden bahsettik. Hadi şimdi gelin adım adım bakalım ha. Ventriküller daha fazla kanla dolduğunda bu kaslar esnemeye başlıyor, değil mi? Tıpkı lastik bantta olduğu gibi. Esnetildiğinde kasılıyor ve daha kuvvetli şekilde geri geliyor. Daha kuvvetli kasıldığında da atım hacmi yükseliyor. Dışarıya daha fazla kan çıkıyor. Frank ve Sterling isimli iki adam bunu görmüş ve kestirmeden gitmeye karar vererek şu yasayı bulmuşlar. Basınç ve ön yük arttığı zaman atım hacmi de artar. Evet, bunun adı Frank Starling yasasıdır. Çok güzel, ön yükün artması basıncı da arttırır ve böylece kalp debisi de yükselir. Kompanse etmemizin bir yolu da işte budur. Ama sempatik sinir sistemini fazla aktive ettiğinizde olduğu gibi bu da gerçekten hassas bir denge ister. Bu kaslar daha kuvvetli kasılacaklar öyle değil mi? Bu da bunun için daha fazla kas kuvveti gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden de daha fazla miktar kan gerekir ve kalp kas hücrelerine ek bir kan akışı olmazsa ölmeye başlayabilirler. Hadi şimdi sürekli taşınma ile ilgili ilk analojiye geri dönelim. Ama bu sefer belki yardım için arkadaşlarınıza ödeme yapmaya karar verdiniz ha? Ne dersiniz? Ve böylece hepsi bir anda yeniden yardıma geldiler. Taşınmanıza yardım ettiler ve bunu haftalık olarak sürdürdüler. Ama birden siz iki günde bir taşınmaya başladınız ve ek bir ödeme yapmadınız. Ek bir ücret olmadan aşırı çalışan arkadaşlarınız ne yapar? E sizi terk eder öyle değil mi? Kas hücrelerimiz de bunun gibidir. Daha sıkı kasılır ve daha çok çalışırlar. Dolayısıyla daha fazla kana ve oksijene ihtiyaç duyarlar. Ama bunu alamazlarsa ölmeye başlarlar. Kaslar daha sıkı kasıldığında dışarı fazla kan çıkardığımızı görmüş olduk. Ön yükü arttırmanın yanı sıra bunu yapmanın bir yolu daha var. Bu da kas kütlesini arttırmak, kas geliştirmektir. Kalbinizin kas kütlesini arttırmasına miyokard hipertrofisi de denir. Kalp kas kütlesini arttırdığında daha sıkı kasılır çünkü daha kuvvetlidir. Atım hacmindeki azalmayı kardiyomiyositlerin yani kalp kası hücrelerinin ölümünü telafi etmek için canlı haldeki kardiyomiyositler uzar ve genişler. Bu da kalp kasının tamamen genişlemesine yol açar. Burada genişleyen bir kalp kası oluşur. Yani hayatta olanlar şimdi gelişmeye başlamalıyım ve artık kasılmayan diğerlerinin işini de yapmalıyım der. Bu gelişen kas hücreleri daha sıkı kasılır. Dışarı daha fazla kan yollar ve kalp debisini yükseltir. <laughs> Mükemmel. Ama bildiğimiz gibi bunun da bir bedeli var değil mi? Daha fazla iş, daha fazla oksijen ve kan arzı demektir. Ama kalp yetmezliğinde böyle bir ihtimal yok. Bu gelişen hücrelerin iş yükü fazla olduğundan ölmeye başlarlar. Sadece bu da değil. Eğer kalp kasa çok büyürse odacıklar küçülmeye başlar. Bu durumda odacıkları dolduran kan miktarı da az olur. Kompansasyonun 3 farklı biçimini anlattım size. Sempatik sinir sistemini aktive edebilirsiniz. Ön yükü artırabilirsiniz ya da kas kütlesini geliştirebilirsiniz ki sonuncusuna miyokard hipertrofisi dendiğini de söyledik. Bunların her birinde amaç kalp debisini yükseltmektir ya atım hacmi ya da atım hızı artırılır ama gördüğümüz gibi herhangi birini fazla kullandığınızda istenmeyen sonuçlara yol açar ve sonunda kalp yetmezliği kötüleşir buna da dekompansasyon denir yani sempatik sinir sistemini aşırı kullandığınızda reseptörleriniz gitmeye başlar bu durumda daha düşük yanıt almaya başlarsınız ön yükü arttırdığınızda kas hücreleri esner ve daha sıkı kasılır ama daha fazla oksijen harcanır ve sonunda hücrelerin ölümüne yol açar. Benzer şekilde hipertrofide de büyüyen kaslar daha fazla oksijen ihtiyacı duyar ve bu olmazsa hücreler ölür. Yalnızca bu da değil, bu üçü genellikle birbirini besler. Ön yükün artmasından dolayı hücrelerin ölmesi sonucunda hipertrofi ortaya çıkabilir. Çünkü canlı kalan hücreler gelişmeye başlar ve bu da hücre ölümünü daha da hızlandırır. Kalp bu nedenle zayıf düştüğünde daha hızlı ve güçlü atması için sempatik sinir sistemini uyarabilir. Bu da sonra kalp yetmezliğine yol açar. Çoğunlukla asıl suçlunun kim olduğunu tespit etmek zordur. Ama önemli olan şu ki, kompansasyon niyetinden bağımsız olarak kalp yetmezliğinin kötüleşmesinde ve nihayetinde ortaya çıkan dekompansasyonda genellikle başroldedir. Bugünlükte bu kadar. Allah ısmarladık.